halk arasında hayvanların koklaşarak anlaştığı bilinen bir gerçektir. Konuyla ilgili 7'den 70'e herkesin bildiği atasözü bile vardır. İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşır. Peki hayvanlar neden insanlar gibi konuşamaz? Çünkü anlamlı sözcükler söyleyebilme yeteneği birden fazla etkinin varlığına dayanır. Konuşmadan sorumlu beyin bölgesi, beyindeki öğrenme bölgesi, gırtlak ve damak yapısı, dil, diş ve ağız yapısı ve tüm bu yapıların birbiriyle uyumu gibi insanla genetik olarak %98-99 oranda benzer olan şempanze ve goriller dahi insan sesine benzer sesler çıkaramamaktadır. Hayvanlar kendi aralarında iletişim sağlamak için çeşitli metotlar kullanır. Bazen bir hareket, koku, ışık sinyali ya da ses onlar için bir dil olabilir. Ses. Bu sesler bizim algılayabileceğimiz türden sesler değildir. Ayrıca hayvanlar arasındaki iletişim sesin yanında koku, hormon, mimik ve jestler gibi çeşitli sinyaller de içerir. Hayvanlar bu ses, mimik ve jestlerinde kullandığı sinyalleri sadece kendi türleriyle değil, çevrelerindeki diğer canlı türleriyle iletişim kurarken de kullanır. Aramızda bir kuşun anlamsız yere öttüğünü düşünen var mı? Bir kuşun çıkardığı melodinin karmaşıklığını anlayan bir kimse herhalde kuş beyni tabirini bir daha kullanmayacaktır. Filler iletişimi ayaklarını yere vurarak ortaya çıkardıkları titreşimlerle sağlar. Bu titreşimi 30 kilometre uzaklıktaki diğer bir fil duyabilir. Geyikler tehlike anında ayaklarını yere hızla vurarak bir nevi alarm verir. Koku. Arılar, kelebekler, kuşlar hatta memeliler de koku aracılığıyla birbirlerini tanıyabilmektedirler. Onlarca kovanın içinde hiçbir yabancı arı ait olmadığı kovana giremez. İşçi karınca yuvasına giren bir karıncayı tanıma amacıyla anteniyle diğer işçi karıncaya dokunur. Kendi kolonisinden mi yoksa değil mi bunu özel kokusu sayesinde hemen ayırt edebilir. Termitler kör olmalarına karşın antenlerindeki algılayıcılar sayesinde etraflarındaki canlının düşman karınca mı böcek mi olduğunu hemen ayırt edip ona göre önlemlerini almakta ve yuvalarının güvenliğini sağlamaktadırlar. Hareket. Arıların haberleşme yöntemi de ilginçtir. Dans yeteneğine sahip olan arılar bu yeteneklerini besin kaynağını diğer arılara haber vermek için kullanırlar. Daire dansı ve kuyruk sallama dansı yani 8 rakamı dansı yapmaları diğer arılar için bir mesajdır. Bu mesaj uçan arının kovana getirdiği balın yönünü ve uzaklığını belirtir. Ateş böceklerinin ışığının yanıp sönerkenki ritmi erkekle dişinin buluşmasını sağlayan işaret sisteminin bir parçasıdır. İnsanlar iletişimi hayatın her alanında kullanırlar. Fakat hayvanlar ihtiyaçlarına göre iletişim kurar. İnsanların iletişiminde dil etkilidir. Hayvanların iletişiminde ise sinyaller etkilidir. Bu sinyaller cinsel çağrı, korunma, rakibini tehdit etme, birbirini tanıma, besinin yerini bildirme, tehlikeyi haber verme gibi maksatlarla kullanılır.